Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün Last Empress oyununda iki şeyi anlatacağım. Biri 6. kol nasıl açılır. Diğeri de yeni gelen bir güncelleme. Daha doğrusu geleni 2 haftayı buldu. Şurada günlük girişi daha önce oynayanlar biliyordur. Günlük girişi girince her gün sadece bir tane ödül veriyordu ama artık değişti. Böyle 7 gün boyunca 7 tane farklı kutu geliyor. Şu ilk birinci, iki ve üçüncü kutuları aldım. Onlara tıklayınca iki seçenek veriyordu. İki seçenekte güzel seçenekler var. Güzel ödüller var. İstediğinizi seçiyorsunuz. Tabi bu 6, 4, 5 ve 6'da o özellikleri vermiyor. Şu anda 5. ödülü alacağım. Evet, her kutuda 6 tane ödül veriyor. Bu 6 tane ödül vermesi çok iyi. Verdiği ödüller, evet, virüs stok solüsyonu. Evet, verdiği ödüller çok iyi. Şöyle üstüne tıklayarak 6, yani yarın alacağım ödüller: yiyecek, yakıt, hızlandırma, savunma bonusu ve yürüyüş hızlandırma. 7. gün. Aslında en güzel ödüller 7. gün geliyor. Geçen hafta 7. günde subay kartları gelmişti. Bende olmayan bir subayın kartları vardı ve onları aldım. Bu hafta da alacak olduğum ödül sağda: füzyon çekirdeği 1000 elmas, gelişmiş taşıma 1000 VIP puanı, normal iş kuponu ve yürüyüş hızlandırma. Sağdakini alacağım bu haftada. Bu şekilde çok iyi oldu. Bir de şunu göstereyim. Bakın, burada oturum aç yukarıda. Oturum aç diyor. Bunu ben ilk girdiğimde hesabım bağlı değil sanmıştım ama bu normalmiş. Normal bir şey. Yani her zaman soruyor bunu. Tüm hesaplarımda, diğer farm hesaplarımda da aynı şekilde. Bu pek önem verici bir şey değil. Oturum aç değil. Eğer bakarsanız farm hesabınız bağlı ya da orijinal hesabınız varsa, hesabıyla bağlı değilse bağlarsınız ama bu normal bir şey değil. Burada ödülleri almanız için size oturum açın diyor. Bu şekilde. Bakın, aldıktan sonra da hala ödül varmış gibi gösteriyor. Bu bir hata galiba. Bunu en kısa zamanda düzeltirler. Daha sonra 7. 6. kol. Şöyle göstereyim. Evet. Şu anda ülkemde iç savaş başladı. O yüzden paraşüt asker göndereceğim. Normal askerimin ölüp gücümün düşmesini istemiyorum. Bakın, gönderdim. Şu anda bir tane kol gönderdim ve 5 kol gönderebiliyorum. Bu 5 kolun 4'ü normal araştırmayla açtığım kol. Birinin de VIP verdi. Buraya 6. kolu da açmayı öğrendim. Bu 6. kol her yerde geçerli. Hem normalde hem çölde. Diğerleri gibi aynı. Bu şekilde araştırma merkezine giriyoruz. Yanlış girdik. Evet, araştırma merkezi. Burada kaçıncı sıra? 1, 2, 3, 4, 5. sıra. Evet, 3 tane yan yana. Kale hücumu, kale savaşı, tıbbi gelişim. Bir önceki videomda kale savaşını kale hücumunu anlatmıştım. En alttaki özellik çift etki. Yani tüm yarışmaları ve etkinlikleri 2 kat ödül veriyor. Daha sonra bunu öğrendim kale savaşı bölümünde. Kale savaşı bölümünü bunu öğrendiğimde daha hiç neredeyse araştırmamıştım. Evet, gönderdiğim askere hemen saldırı açıldı. Hiç araştırmamıştım ve şimdi araştırmaya başlıyorum şurada. Evet. Süper seviye ordu. Bunu araştırınca 6. kol açılmış oluyor. Ve bu şekilde 6 kol birden gönderebiliyorsunuz. Bazı oyunla ilgili internet sitelerinde de zaten görüyorsunuzdur. 6 kol, 7 kol, 9 kol. 9 kol göndereni gördüm. Sordum ama çok değişik bir anlatım şekli var insanın. Nasıl yaptığını anlamadım.
Ama bu şekilde yavaş yavaş ilerliyorum. Bunu açınca 6. kol açılacak. Çölde ordu neydi o? Ordu sıralaması değil. Düzenli orduydu herhalde. Orduyla başlayan bir şey var böyle. Hastaneye benzer bir şey var. Zaten çöle gidenler biliyordur. Burası tamamen buradakilerin hepsi tamamen gidiyor ve buraya çölle ilgili eşyalar konuyor. Orada ordu ile ilgili bir şey var. Ondan 7 tane diktiğiniz halde ekstra bir kol veriyor. Eğer 6 kolunuz varsa 7 kol oluyor. 5 kolunuz varsa 6 kol oluyor. Çöl için çok iyi bir özellik bu. Tabii onu açmanız için de çöl izcisini alıp 2 seviye yapmanız lazım. 2 seviye mi? Bir dakika bakalım. 2 seviye diye hatırlıyorum ama. Çöl izcisi. Evet burada. Hemen bakalım. Evet. 2 seviye yapmanız lazım. Çöl izcisini ve orduyla şu anda adı aklıma gelmiyor. Ordu ile ilgili bir şey var. Onu buraya 7 tane zaten 7 tane de inşa edebiliyorsunuz. 7'sini de inşa edip seviye 1 olduğu halde direkt ekstra bir kol veriyor. Şu anda 6. kolu açacağım. 7. kolu da VIP 10 olunca açılıyor diyorlar ama daha VIP 10 olamadım. VIP 10 olunca mağazadan VIP ayrıntıları VIP yükselt. Evet burada mağazadan bir şeyleri alarak 8. kol alınıyor diye biliyorum ama ondan tam emin değilim. Onu da öğrenince videosunu çekeceğim. Evet bu şekilde Nas Empires'de başka bir yeni özellik etkinlikler vardı. Tabi bunlar geçmiş etkinlikler. Bu video geç bir etkinlikler için geç bir video olacak ama yine de göstereyim bu şekilde. 1 Nisan etkinliği vardı. Şöyle evet 1 Nisan etkinlikleri balonlar. Burada pasta etkinliği var. Bu şekilde 1 Nisan'la ilgili başka etkinlikler de vardı. Festival, fişekler, 1 Nisan şekeri. Buradakiler 1 Nisan hediye kutusu. O sonra renkli şapka ve palyaço. Bunları buradaki şeker ve fişekleri takas ederek alıyorsunuz. Ya bunlar geçti ama en azından bunları açalım içinden neler çıktığına bakalım. Evet VIP çekilişi. Evet 1000 VIP puanı geldi. Evet gene 1000 VIP çok iyi. Gene 1000 VIP puanı geldi. Bakalım VIP'ler nerede? 11.000 VIP puanı geldi. Çok iyi. Çünkü VIP 10 olmak istiyorum bir an önce. Şans yumurtası. Bu yumurta etkinlik bölümünde bir kategori vardı. Oradan yumurta vererek değişik ödüller alabiliyordunuz. Ben 10 tane bundan almıştım. Normal iş kuponu ve bir tane de üst iş kuponu almıştım. Üst iş kuponu çok fazla yumurta istediği için ondan bir tane almıştım. Şöyle yumurtaların hepsini açalım. Evet hızlandırma ve yiyecek. Şu anda zaten bana lazım olan tek şey hızlandırma yiyecek. Hızlandırma ve yiyecekten ne kadar gelirse benim için o kadar iyi. Evet kalkan da geldi. Evet pazartesi zaten çöle gideceğim. Çölün son 3 günü elmas kullanmak istemiyorum. O yüzden kalkanlar çok işime yarayacak. Elmasları şu anda harcamak istemiyorum çünkü tüm subaylarımın elbiselerini tamamlamak istiyorum. Evet, tamamlamak için de bunda bayağı hızlandırma çıktı. Tamamlamak için de kalkanlar lazım çünkü ani bir savaş çıktığında elmas harcamak istemiyorum. O yüzden gelen kalkanları mecbur kalmadıkça kullanmıyorum.
Ay bundan subay kartı da çıktı. Şahin Göz. Bu Şahin Göz karakterini ben daha almadım. Kartının çıkması iyi oldu. Evet, elmas yiyecek subay kartı çıktı. Evet, başka ne kaldı bu? Bunu da açalım. 5 kat 5 kat toplu eğitim. Bu neymiş ya? Ha, taş bloklar çıktı, güzel. İş kartı kamyon yarışçısı, bu da yok bende, güzel oldu. VIP puanı çok iyi. Evet, balonları da açalım. Bu balonları 1 Nisan'da oyunun etkinliğini yapanlar çok iyi biliyordur. Balonları vererek oradan, yani neye veriyorduk? Böyle bir zombiye benzer bir şey vardı. Balonları ona verip %100 tamamlayınca size ekstra ödüller veriyordu. Daha çok elmas için yapıyordum ben onu. Evet, şöyle çağırma bölümüne girelim. Ve normal işçi onlu çağırma. Aynı kartlar çıktı ya. Buradan bana ekstra gelen bir şey olmadı ki. Sinek kuşu. Onlu kart çağırma boşa gitti. Sinek kuşu bende var mıydı? Sinek kuşu yokmuş. Bir tek sinek kuşu. Ya burada bazı kişilerde görüyorum. Diğer benim hesaplarda da aynı. Çok güzel karakterler var ama gelme şansları çok kötü ya. Burada diğer gelenler var. Birden fazla gelen subaylar burada birikiyor ama bunlar da bir türlü takas yapamıyorum ya. Burada kalıcı halde durdular. Bakın bir tane de usta çağırma. Üst çağırma. Ressam. Sonunda bende olmayan bir karakter geldi. Ressam, evet. 3 yıldız. Oğlum senin özelliklerin yok. Bir işe yaramazsın ki. Evet. Bakalım başka ne vardı. Oyunla ilgili başka bir şey şu anda aklıma gelmiyor. Evet, başka bir şey yoktu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.